İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e uygulamış olduğu insansızlaştırma, Müslümansızlaştırma politikası sadece Filistin halkına değil, bütün İslam ülkelerine, İslam halkına yönelmiş olan bir saldırıdır. Bu nedenle sadece Filistinlerin değil, bütün Müslümanların sorunudur bu. Tabii ki buna tepki vermemiz gerekiyor. Olayı sadece Filistin meselesi olarak değil, bir İslam mücadelesi olarak görmekte yarar var. Şimdi bunu sadece Kudüs meselesiyle ilişkilendirmek çok doğru değil. Bu Türkiye'nin ulusal stratejisi ve NATO ile ilişkileriyle alakalı. Türkiye eğer NATO ile ilişkilerini kullanarak İsrail'i yola getirebileceğini düşünüyorsa Kürecik, İncirlik ve diğer üslerin de kapatılmasını gündeme getirmelidir. Maalesef sizin de söylediğiniz gibi İsrail, Siyonist İsrail terör devleti özellikle Ramazan aylarında, yine bu Ramazan ayında içinde bulunduğumuz mübarek günde Kadir Gecesi yeniden Mescid-i Aksa'yı işgal ettiler. Gazze'yi havadan, karadan, denizden bombalıyorlar. Halen şu an bombalıyorlar. Havada 80 tane uçakla. Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor. O kardeşlerimize, onlara Rabbim'den bol sabırlar diliyoruz. Rabbimin onları zaferle taçlandırmalarını Rabbimden niyaz ediyoruz. Bildiğiniz gibi maalesef ve maalesef hükümetimizden şunu istiyoruz. İçimiz yanıyor, yüreğimiz yanıyor. Kutsal beytimiz Mescid-i Aksa bugün Siyonist İsrail'in çizmeleri altında, pastalları altında işgal edilmiş. Malatya Kürecik'te o bulunan füze kalkanı oraya sinyal gönderiyor ve o kardeşlerimizin atmış olduğu füzeleri engelliyor, onları havadan infilak ettiriyor. Biz hükümetimizden şunu istiyoruz: kaldırsınlar artık bunu, yeter. İncirlik hava üssünü Amerika ve onun uşağı İsrail, Amerika bildiğiniz gibi daha önce İncirlik üssünde, yanı başımızdaki ülkemiz Irak'taki kardeşlerimizi bombaladılar. Biz halkı Müslüman, Müslüman bir ülkeyiz. Bu bize yakışmıyor. Bizim Filistin'in yanında yer almamız lazım. Atsınlar yolları, biz seve seve canımızı o kardeşlerimiz için vermeye hazırız. Yeter artık bu zulüm. Dünya Müslümanlarına sesleniyorum. Atın üzerinizdeki artık bu yıpran bu tozu. Artık yeter, yani ayağa kalkalım, yeter artık. Bizim o kardeşlerimizin yanında yer almamız lazım. Onlara dua etmemiz lazım. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Rabbimden dediğim gibi onlara bol sabırlar niyaz ediyorum. Zaten şehit diyoruz, şehit. Onlar Allah'ın katında vefat edenler şehittir. Onlar cennettedirler. Ama o Siyonistlerin ölüleri cehennemdedirler. O yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Onlar kadın, çoluk, çocuk demeden sivil insanların üzerine tonlarca bomba yağdırıyorlar. Bir de kendileri daha mazlum bir halkmış gibi bunu yayıyorlar Avrupa ülkelerinden. Onları lanetliyorum. Bütün içtenliğimle bugün elimizden gelen bu. Ama yollara atsınlar. Biz o kardeşlerimizin yanına gideceğiz. En ufak bir şek ve şüphe duymadan Rabbimden onlara bol, geniş ve güzel sabırlar diliyorum. Rabbim yer ve yardımcıları olsun. Şu anda dünyada gerçekten yani hiçbir devlet, hiçbir hükümet şu anda ciddi bir şekilde yardım etmiyor. Yani bizim Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanımız sürekli Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyor ama maalesef bu konuda hiçbir adım atmıyor. Yani şu anda Türkiye'ye düşen en kısa zamanda siyasi ilişkilerini hepsini gözden geçirip yani yeniden onlarla bir işbirliği ve bu savaşı durdurmak için mutlaka bir şeyler yapması lazımdır. Filistinli kardeşlerimin 7-24 emrindeyiz. Maddi manevi Allah'ın izniyle, bir iznillah Suriyeli kardeşlerimizin Irak'taki, Arakan'daki kardeşlerimizin yanında nasıl olduysak Filistinli kardeşlerimizin de yanında olacağız inşallah. Bu bir ümmet değeridir. Bütün Müslüman kardeşlerimizin yanındayız Allah'ın izniyle. Bizler sizlerle beraberiz. Allah da bizlerle beraberdir inşallah. Allah'a emanet.